Ben bu şekilde söyleyeyim. Bizim buradan yani kolay kolay öyle insanlardan zarar size gelmez. Halbuki dünyada insanlık önemlidir. Tabii canım. Yani şey. İnsana niye bu konuşmayı Allah-u Teala vermiş? Birbirleriyle anlasınlar. Şu an anlaşamıyor. Hayvan gibi olmuş. Hayvan gibi. Vallahi. Hayvanlar bizden iyi birbirleriyle anlaşıyor. Demişler ki doğayı katletmeyin. Bak ben ilaç atarken dahil her zaman doğayı düşünürüm. Evet. Bak bizim ilaç da doğaya çok zarar veriyor. Sen bir örümceği öldürüyorsun, diğer örümceğe faydası var. Canım. Yani her şeyi bitirmeyeceksin. Yani bizim buradaki insanlar diyor hepsi bitsin. Ya öyle değil ha. Sen şimdi doğanın dengesiyle oynarsan Allah da seninle oynar. Sen doğayı bitirmeyeceksin. Şimdi diyor mesela biz diyor sarı kız. Sarı kızı bitirdiğin zaman akrep çoğalır. Çünkü sarı kız akreple besleniyor. Akrebi bitirdiğin zaman yılan çoğalır. Anladın? Akrep de yılanı öldürür. Yılanı bitirdiğin zaman bu sefer fare çoğalır. Tabii sizin cüre bağlı. Bu her şey birbirine bağlıdır ha. Şu anda Çermik'te Şeyhan Dede Şelalesi'ndeyiz. Burası muhtemelen dışarıdaki insanlar için saklı bir cennet. Ama buradakilerin doğal ne denir? Gelip burada yüzdükleri, piknik yaptıkları bir yer. Çok çok güzel bir yer. Neyi? Ben yan durayım. Hı hı. Neyi anlatayım? Burası ne? Nedir? Neresidir? Nasıl burası gelinir? Burası Çermik Şeyhan Dede köyündedir. Şeyhan Dede Şelalesi denir. Çok güzel bir yerdir. Bu kadar. Nasıl gelinir? Nasıl gelinir? Arabayla gelinir. Nasıl gelinir? Dediyle kaba. Çermik'e gelirsin. Çermik'ten buraya gelirsin. Ya da gelmek bilmeyen, gelmesini bilmeyenler beni aratır. Bence bu kolları kesilmiş, başı var, gövdesi var. Aynen. Valla biz ne diyelim, yalan olur. Şimdi adamlar diyor insan. Hangisi insan? Bak şu benim şu an çektiğim ortadaki. Ya, şu anda Çermik'te Gelincik Dağı'na çıktı. Gelincik Dağı'ndaki kaya yapıları Kapadokya'daki kaya yapılarına benziyor. Aynı yapılara benziyor. Ve bazıları hatta insan silüetine benziyor. Yan yana dizilmiş insanlara benzetiyor buradaki halk burayı. Şimdi biz çıktık, birazdan zirvesine çıkacağız ve zirvesinden nasıl gözüküyor onu göreceğiz. Büşra yöreye uygun giyindi. Şu anda keçilerin, koyunların gittiği yerden çıkmaya çalışıyoruz. Biraz sert ve dik bir yokuş, çok taşlar var. Ama zirveye gittiğimizde kesin mükemmel manzarayla karşılaşacağız. Ve orada size Gelincik Dağı'nın efsanesini anlatacağım. Rehberimiz Ayhan önden yürüyor. Yoruldum. Şu an 100 metre çıktık ya da çıkmadık. Ama o kadar dik ki çok yoruldum. O ne ağacınız biliyorsun? Menecik ağacına fıstık ağacı vuruyorlar, fıstık ağacı oluyor. Aşı yapmışlar. Menengiç ağacına fıstık ağacı aşısı yapmışlar. Manzara müthiş. Zirvede koyunlar mı var? Bilmem, sesler var. Üf, çok iyi duruyorsun sen. Yılan sesiydi. Evet. Arkadaşlar, yılan çıkabiliyor. Bir yılan sesi var. Evet, bir fıs yaptı bir şey. Murat. Yılan var hani. Hani. Bir şey fıs yaptı. Hani. Fıs diye gitti. Yavuz çekirge. İleride çobanlar var. Çobanların sesi geliyor. Şu manzara çok güzel ya.
kuvvet koşmaya alışmıyorum. Şurası uçacak mı? Olur. Kabak böyle dağdan. Evet, yavaş. Ma var rahatsız mı terk edeceğim? Ne oldu? Ma araba uçağı atıyor şu rahat dar acil. Tamam, yukarı devam. Ya da alabilir atıyor abi. Sağ ol. Jordan'da da çay bir şey. Ma bağlıyım abi. Kısmet pista. Aleyküm selam. Dayı kuvvet bu. Durma torun da dayı. Olay mı abi? Şimdi buna ne karayvancım? Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Yukarı selam var. Direkt böyle yukarı. Bele çek, bele çek. Odun toplayan arkadaşları gördük. Ondan sonra bize yolu tarif ettiler. Yola doğru gidiyoruz ama nefes nefese kaldık. Ah, kalbim nasıl atıyor? Şimdi hem yüksek hem oksijen bolluğu. Değil mi? Hem de bizim kondisyonsuzluğumuz başımıza bela olacak. Ama değecek. Haydi. Zirveye çok az kaldı. Zirvede olacağız. Kuşa biz şu an bulutların seviyesindeyiz ha. Gerçekten mi? Ha. Oynan ha bulutlar. Ha. Burada. Wow. İşte orada. Nasıldır? Nasıl yol Murat? Zor değil. Ama kolay olduğu da söylenemez. Dakanan be. Daha var mı? Var var. Ha, çok mu? Az. Ay, öldüm öldüm. Ulan oğlum sana bu kiloda tak ne lazım? Ulan oğlum sana et lazım. Sana koruma lazım. Sana tak ne lazım? La valla bana et koştur. Bana koruma koştur. Bana dağ koştur. Ay mey. Ay mey bana et koştur. Of. La bu nedir? La bu nedir? Üf çok güzel gözüküyor burada. Sporcumuz Yaşar. Yaşar yaşamaz. Çakma oğlum çakma. Şu anda zirveye çıktık. Yani çok çok az kalmıştır düzlüğe çıkmamıza. Ama bayağı serin. Çok çok serin. Şu an bulutların seviyesindeyiz. Bulutlar şurada tamamen karşımızda. Tam karşımızda duruyor. Gelincik Dağı'nda son saktır. Gelincik Dağı'nda iki gelincik. İki gelincik. Rahma benim kalbim de falan olsa falan. Normalde ki benim kalbim ben bilmiyordum neredeydi. Mutlu musun Murat? Şu an gökyüzünü izliyor. Gökyüzünde bulutlar çok güzel gerçekten. Vallahi et hoştur diyor. Bilmiyorum sanki yapalım. Murat nereye düşeceksin? Murat fazla çıkma Murat. Murat düşeceksin ya çok korkunç gözüküyor şu an buradan. Ya Murat hayır! Gel oradan! İn! Dans! Tamam oğlum. Gelincik. Gelincik Dağı'nda dans. Gelincik Dağı'nın zirvesindeyiz. Aşağıda müthiş bir manzara var. Tam Kapadokya'nın aynısı gerçekten. Yani o kadar aynı eşsiz güzellikte. Burası Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gelincik Dağı diye geçiyor. Buranın bir efsanesi var. Şimdi zamanın birinde yani efsaneye göre burada bir tane düğün alayı geçiyormuş. Şurası tamamen köymüş ve buradan düğün alayı geçiyormuş. İnsanların yanlış yaptığı bir şeyle birlikte alaydaki bütün herkes burada taşa dönüşmüş. Ve buradaki taşların insan sureyetinde olduğu söyleniyor. Daha doğrusu uzaktan tamamen o şekilde gözüküyor.
Yani bu bir efsane tabii ki de. Bilimsel ve coğrafi olarak belki de burada bir yanardağ vardı ve yanardağın patlamasıyla buradaki lavlar ve küllerden bu şekiller ortaya çıktı. Aynı Kapadokya'daki gibi. Ama müthiş yani, gerçekten çok güzel. Herkes bence kesinlikle gelip görsün. Saattir dağın zirvesine, yani buraya çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki de yokuş, taşlar, keskin taşlar, ondan sonra dik yokuşlar falan var. Ama buraya çıkıp şu manzarayı görmek gerçekten her şeye değiyor. Böyle insan gerçekten kendisini canlı hissediyor. Biz şu an, yani ben açıkçası öyle hissediyorum. Bayağı soğuk gerçi ama böyle hayattayız yani. Çok çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Bir şeye böyle çabalayıp bu manzarayı görmek gerçekten canlı hissettiriyor. Bence gelip görülmesi gereken bir yer. Sopanı at. Bundan kayıp gidelim herhalde. Şey, yan kayaya tutun. Kayalar da keskin. Buna dayan boş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gel. Öbür ayağını da at. Bırak kayayı, bırak. Tehlikeli değil, o yüzden gelmiyorum yani. Ah! Tarafa bakmam atmış mı? Onları. Ah! Ceylan gibi sekiriz burada. Dağcılık eğitimimiz olmamasına rağmen ama gayet de rahat ilerliyoruz. Evet. Çünkü kaya tırmanışı yapmıyoruz. Peki şu manzara? Taşlar. Çünkü bu manzara mühim. Çok güzel ya. Haydi devam. Haydi gel. Ayhan abi ilerlet. Rehberimiz Ayhan, hiç umurunda olmadık. Keçi varsa insan da var. Murat oradan var mı iniş? Zor. Zor mu? Ama gel. Gel. Düşüyormuşum. Ha gayret Murat. Dağlardan ve ovalardan ayaklandı parti. İnişte yol gözüktü. Yol. Şuraya ineceğiz. Ne kadar vardır oraya? 500 metre sonra şu yoldayız ama araba... Dağ adamı sen, dağ adamı. Abi bir yerden bir şey olmaz. Burası işte toprak kayıyor. Büşra dağ keçisi gibi şu an. Girinti çıkıntılara
Aynen. Götüm yaprak doldu ya. Öyle oluyor. Çok az kaldı. Son. Şu taşları, kayaları da açtık mı? Yoldayız. Ama Muratlar tepede. Bu doğal yapılar, gerçekten güzel doğal yapılar korunabilsin. Benim genç gezginlere önerim budur ve son önerim şudur. Gezmek istiyorsanız bugün değilse ne zaman gezeceksiniz? Kesinlikle. Beklemeyin. Yani, bunun bir zamanı yok. Evet. O para yok. Bir yıl sonra da olmayacak. İki yıl sonra da olmayacak. O beklediğim para olmayacak yani. O yüzden gez abi. Saygılar. Nasıldı çıkışı, inişi? Vallahi çıkışı iyiydi de inişi hiç iyi değildi. Ama değdi gittiğimizde. Değil mi? Güzel bir şişti. Vallahi herkese tavsiye ederim. Sizle gezmek iyidir. Yalnız gelen beni çağırmasın. Vallahi ben bu gidişle kilo milo bende kalmayacağım. Adam zayıflayacak. Ama güzel bir şey. Vallahi ben kendim de beğendim. Sen ikinciye çıkıyorsun değil mi? Ha, ben ikinci oldu. Üçüncüyü de kesin daha ölüşte. Ölüşte. Ha, vallahi daha zordu. Suyun çıktı gerçekten. Vallahi suyum çıktı ama değdi vallahi. İçi çok güzel değil mi? Güzel bir manzaraydı. Vallahi güzel bir şeydi. Yani mükemmeldi. Bu kayalar... Herkese tavsiye ederim. Herkesi de beklerim. Evet, teşekkür ederiz biz de rehberlik ettiğin için, bize yoldaşlık şey ettiğin için. Olur mu ya? Yeter ki millet gelsin, biz gezdirelim. Evet. Vallahi. Aynen. Yok yok, gelsinler. Bak şuraya baksana ya, tam insanın ağzı gibi bu gözlere bak. Hangisi? Oh, şu kayaya bak. Şu köşedekine bak. Ha. Görüyor musun? Benziyor biraz ha. Murat. Aynı buradan bak, ağzı da dibinde var. Mısra. Bak sen biliyorsan hangisine diyorum. Şu ha. Evet. Murat, gözleri görüyorsun böyle. Bu mu önümüzdeki mi? Ya yo, üstü üstü. Aa, gördüm. Üstte göz. Wow. Gelincik Dağı tırmanışını bitirdik. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Gerçekten unutamayacağımız bir deneyimdi. Tam böyle açıldık, işte o kondisyonu biraz da olsa yakaladık, işte vücudumuz ısındı derken inişe geçtik. Ya resmen şuradaki tepelerin, taşların tam oradaydık. İçinden çok çok büyük gözüküyorlar. Böyle daha aşağı indiğinizde, yani çok uzaktan baktığınızda minicik gözüküyorlar. Çok güzel, aslında çok heybetliler. Güzeldi. Vallahi gerçekten bizi çok diri ve canlı hissettirdi. Artık buraya yolunuz düşerse Çermi'ye, Gelincik Dağları'nı görmeye mutlaka gelin diyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Bizden bu kadar. Biz bayağıdır dağlardayız. Yani gittiğimiz her yerde bu tarz, işte Tunceli'de de olsun dağlara. Hani yabana ve çok fazla insan eli değmemiş yerlere gitmeyi çok seviyoruz. Oraları keşfetmeyi, gezmeyi. Mümkün olduğunca, becerebildiğimiz kadarıyla bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Bu videoda da aynı şekilde Çermik Gelincik Dağı'nı anlattık, gezdik, keşfettik. Bize bu yolda gerçekten eşlik eden Ayhan abiye çok teşekkür ederiz. Ama buraya gelirseniz sakın onu aramayın. Biraz bu konuda muzdarip. Bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz keşiflere devam edeceğiz. Size iyi bakın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Bu lazım bize zaten. Al. Şuna sakın. Yar uşura sakara. Çim. Yar ay boş adam. Baba oh. Ne kadar aldın? Ne kadar oradan gideceksin? Tamam. Mağış da uçar var mı ya? Yok oraya gideceğim. Bura daha mı yakın? Evet, yakın. Uşura. Çel bir yaka parker. Evet, daha parker. Yorulduk ha. İç.